Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev hiç beklenmedik bir şekilde istifa etti. Cumhurbaşkanlığı görevini 2020 yılına kadar Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev yürütecek. Nazarbayev televizyonda yayınlanan konuşmasında "Benim için kolay olmayan bir karar" dedi. Nazarbayev Güvenlik Konseyi'ne ve mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Nur Otan Partisi'ne başkanlık etmeyi sürdüreceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Karakaş, etrafındaki muhtelif büyük devletlere karşı Nazarbayev'in aniden ölümü olursa ülkede bir karışıklık çıkar endişesiyle bunu yaptığını kaydetti. Karakaş açıklamasında, "Kazakistan toprak bakımından çok büyük bir ülke olmanın yanı sıra bir tarafında Rusya, diğer tarafında Çin var. Yeraltı zenginlikleri bakımından da çok zengin bir ülke. Dolayısıyla tedbirli bir şekilde gerçekleştirilen Nazarbayev'in bu istifasında asla korkulacak bir durum yoktur. Sağlığında yerine geçecek bir ismi ölmeden önce göstermek amacıyla yapılmış bir istifadır" dedi. Çin'in Kazakistan'daki yerel işbirlikçilerinin 15 Mart gecesi Serikcan Bilaşoğlu'nu kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kazak Haber Ajansı'nın haberinde Astana'da ev hapsinde tutulan Serikcan Bilaşoğlu'nu kimliği belirsiz kişilerin gece eve gelen ambulansta kaçırmaya kalktığı bildirildi. Konu dava savcısına iletildi. Uygur aktivist ve Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı Ömer Kanat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kanat, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine Doğu Türkistan meselesini anlattı. İran-Pakistan sınırına 950 kilometrelik tel örgü çekilecek. Pakistan ordusu Güney Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Asım Salim Bajwa, gelecek haftadan itibaren 950 kilometrelik İran-Pakistan sınırına tel örgü çekileceğini duyurdu. Kuveyt'te kentinde katıldığı toplantıda konuşan Bajwa, sınır yönetimi ve güvenliğinin başta Pakistan'ın Belucistan eyaleti olmak üzere ülke güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerva'ya hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımayan ABD, Venezuela'ya yeni yaptırım kararı aldı. Daha önce ülkenin devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulayan ABD, şimdi de Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerva'yı hedef aldı.